Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir, hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Mount and Blade Bannerlord Osmanlı serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bundan sonra her gün olacak şekilde Mount and Blade bir bölüm gelecek. En az bunun da duyurusunu yaptıktan sonra. Eğer izlediğiniz içeriği de beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Bunu hatırlatma amaçlı da söylüyorum arkadaşlar. Çünkü videoları izleyip abone olmayan arkadaşlarımız çok fazla. Geri gelip sürekli izleyen dostlarımız var. Bunu da hatırlatma amaçlı söyledikten sonra sosyal medya üzerinden de beni takip etmeyi isterseniz açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım da var. Oradan benimle de iletişime geçebilirsiniz. Lafı da fazla uzatmadan artık Bannerlord Osmanlı serimizin yeni bir bölümüne geçiş yapalım. Evet efendim hoş geldiniz. Bannerlord Osmanlı serimize gördüğünüz üzere ışıklar eşliğinde devam ediyoruz. Yeni bölümdeyiz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bu bölüm ayın kaçında yayınlanır? İnanın hiçbir fikrim yok. Daha planlamasını yapmadım. Eğer yeni yıla girmeden önceki gün falan yayınlanırsa ya da yeni yılda yayınlanırsa şimdiden umarım 2024 sizler için güzel bir yıl olur efendim. İstediklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirirsiniz. Umarım istediklerinizle başarırsınız diyorum. Bu tarz mesajları da çok beceremem mesaj vermeyi de. Neyse. Bir önceki bölümün sonunda hatırladığınız kadarıyla çift taraflı komboya maruz kalmak üzereyiz. Şu an nispeten altın orduya bir tık daha yıpratmış durumdayız. Dur oğlum. Ruslar da bu şeyden fırsattan istifade savaşlaşalım falan dediler de Rusların da gücü düşük. Yani şöyle göstereyim hatta krallık sekmesinden, diplomasiden. Şuradan Ruslara bir bakacak olursak eğer Ruslar var mı ki Ruslar? Ruslar bitmiş mi lan? Rusları ben mi göremiyorum? Ha savaşta olduğum için pardon. Gördüğünüz üzere 1733 Altın Orda'nın durumu. Altın Orda'nın durumu da çok farksız değil. Asker sayımız az. Bir önceki bölümde sağlam bir savaşa girdik. Harbi meydan muharebesi tarzı böyle büyük bir savaş yaptık. Hatta şimdiki bölüme de savaşla girebiliriz diye düşünüyorum. Bunlar muhtemelen kuşatmaya geliyorlar. O yüzden gündüzü bekledim. Gece çok savaşmak istemiyorum. Kör oluyorum çünkü. Direkt bölüme savaşla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani biraz daha yıpratıp savaş yorgunluğunu yüze çekip ondan sonra Altın Ordu ile barış yapıp Rusların üstüne gidebiliriz tamamen. Ama tabii ki toparlanma süreci de önemli bu durumda. Nasıl bir toparlanma süreci olacak bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok da biz niye böyle saçma bir yerde duruyoruz şu anda? Bizim okçularımız Osmanlı okçuları bildiğiniz gibi standart. Böyle aradan eğer ayıklayabilirsek bayağı güzel olacak gibi. Gün batımı veya gün doğumu olabilir. Güzel bir görüntü var şu an. Ekranımda acayip gözüküyor. Tabii ki de sistemim sizlere bunu ne kadar yansıtabiliyorsa siz de o kadar görüyorsunuz. Videoların kaliteli olması için elimden geleni yapıyorum. Gerçi kaliteyle alakalı herhangi bir sorun yaşamadım şu an yani. Yani yine kalite biraz düşük fakat geri dönüşlerde o kadar sıkıntı olmadı. Neyse. Evet şu lavukları bir temizleyelim. Oy! Oy! Oo, tam mı jeneriklikti ha? Güzel aldık kelleyi. Güzel aldık kelleyi. Bizimkiler içlerinden geçiyor bu arada ya. Bu kılıç çok iyiymiş bu arada gerçekten ya. Ben bu kılıcı herhalde bu seriyi bitene kadar öveceğim arkadaşlar. Aşırı hızlı tek atıyor. Artık zaten statlarımız tek atmaya elverişlidir diye düşünüyorum. Tabii boyuyla alakalı da bir sıkıntı yaşıyoruz hala şu kılıcın. Güzel. Evet çok fazla kayıp vermeden bu savaşın da üstesinden geldik. Güzel bizimkiler kazandı. Hemen lordlarını esir alalım dostlar. Savaş yorgunluğunu maksimum seviyeye çıkartıp bir an önce barış yapmamız lazım. Hatta haraç bile alabilirsek bizim için çok iyi olabilir. Tamam bizimki de zaten tutsak olmuşlar da bu orduya mı tutsak oldunuz gerçekten ya? Gerçekten şu 200 kişilik orduya mı tutsak oldunuz ya? Bu ben anlamıyorum ben bunları anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum arkadaşlar. Ben bunlara askeri basıyorum, parayı basıyorum, nüfusu basıyorum. Adam gidiyor, paket oluyor, geri geliyor. Ben gerçekten anlam veremiyorum yani. Bu arada lootlar da çok birikti. Satmadım. Herhalde bir 2-3 milyonluk falan bir lootumuz vardır. Bir sonraki bölümün başında da o lootu satarım. Şimdi bunları tokatladık. Tabii ki burada bir garnizon yok. İlk hedefleri bu kale olacaktır diye düşünüyorum. Bir tara diğer taraftan Ruslar da var. Ruslarla nasıl baş edeceğiz hiçbir fikrim yok. Şuradan zindana gidersek eğer... Evet zindana gideceğiz. Buradan tutsakları da bırakalım. Tamamdır abi. Gören merhaba var da onlara sonra bakarız. Çok mühim değil. Tamam bu zaten bir önceki bölümden gelen bildirim burada kalmış.
Şimdi bizim ordumuz ne yapıyor? Bizim ordumuz Yara Polk'un ordusu. Artık kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Burada bir kaleyi kuşatmış. Biz ne yapsak? Biz ne yapsak? Ruslarla alakalı bir durumumuz var mı şu an? Herhangi bir kuşatma yiyor muyuz? Hayır, herhangi bir kuşatma yemiyoruz. Hani bu tarafa doğru, Asya tarafına doğru mu kaysak? Buradan da giriş yapsak Bizans'a, ama savunması daha sonrasında zor olabilir. O yüzden şimdilik askerimiz az aslında ya. Biraz asker toplayarak gidersek fena olmaz gibi geliyor bana. Biraz toparlanma aşaması olsun. Biraz toparlanalım dostlar. Asker toplayıp asker yetiştireceğim. Ver abi, güzel. Balkan gençleri severiz. Acemi olan değil de bana Balkan genciyle Osmanlı köylüsü ver. İç olanı da alırım. Köyümüze de gidelim. Orada da inşallah asker vardır. Onları da alalım. Güzel. Osmanlı köylülerimizi al. Yani bu savaşlar. Evet, almışlar. Belliydi zaten orada garnizon olmadığı için artık bir şey demeyeceğim. Diyorsunuz garnizon bırak, garnizon bırak da abicim iki devletle birden savaşıyoruz şurada. Ya ben oraya asker bırakırsam ben ne yapacağım? Git gel git gel git gel git gel, asker yetiştir asker yetiştir. Garnizona da çok para. Neyse, artık ayarlayacağız. Yetişebilirsem garnizon bırakacağım çünkü bu böyle devam edecek arkadaşlar. Hatta şöyle içeri gir desek kaç asker kaybedeceğiz? 27 asker kaybedeceğiz ama içeriden savunacağız. Bir savunma savaşı da görelim ya, değil mi? Uzun süredir görmüyoruz. Şurada bekleyelim. Dışarı hücum falan etmeyeceğim. Ama stoğumuz da hiç yokmuş ki. Stok da hiç yok. O çok kötü oldu. Ne oldu abi? Ha, kale aldı bizimkiler. Tamam, kime vermek istiyorsunuz siz? Bana vermek istiyorsunuz da ben Yasin'e vereceğim. Ya da Vladimir'e verelim. Şu an herhangi bir kale veya şehir istemiyorum şu aşamada. Önemli olan tek şey, şu anki kafamdaki tek şey bu savaşı bitirmek. Yok, vermiyorum abi. Güzel para vermiş ama vermeyeceğim. Dayı siz de saldırın artık, kurban olayım ya. Artık saldırın ya. Artık saldırın ya. Oo, 800 kişi geldi. 900 kişi geldi. Nasıl bir savaş ya? Ne istiyorsun sen benden? Piyade sınıfı istiyorsun. Al piyade sınıfı. Abi siz random bir şekilde bir ilerleyin bakalım ya. Buralar hep açık ya. Buralar hep açık ya. Buralar tabii onarılmadı tabii ki. Yıktığımız için. Artık bırakmanın zamanı geldi gibi geliyor bana. Bizimkiler bir mancınıkları. Hadi bakayım. Tuttururlar mı? Bir kişi. Olur. Çok kalabalıklar ama ya. Aşırı kalabalıklar. Abi bir de ne o? Koçbaşı yapmışlar. Oğlum duvarlar çatlak lan. Duvar yok yani. Koçbaşı yapmandaki mantığı anlamadım. Bunlar muhtemelen içeri girmemeye yeminliler. İçeri girmiyorlar şu an. Neden içeri girmediklerine dair bir fikrim yok. Ben olsam şimdi çoktan kaleyi almıştım ama yapay zeka işte, yapabilecek bir şey yok. Yapabileceğimiz bir şey yok. Daha çok ne taraftan geliyorlar bunlar? Kuleleri falan bekliyorlar da çok saçma abi. 900 kişisiniz yani. Ata binip dışarı mı salça olsak ha? Ata binip şuraya doğru bir gitsem ölür müyüm ki? Ölürüm muhtemelen. Muhtemelen ölürüm dostlar. O yüzden gerek yok onu yapmaya da. Abi siz de gelin ama ya. Siz de gelin de bir savaşalım siz de ya. Bu tarafa gelmeyecek misiniz siz? Ben de hiç vuramıyorum bu arada. Bu arada bir tazeleyelim. Biraz daha yukarı çıkabilirim ya sanki. Varsa tabii daha yukarısı. Aynen, buradan daha hakim olabiliriz. Yani şöyle bir bakıyorum. Çok ağır ilerliyorlar. Saçma bir şekilde ağır ilerliyorlar. Durum ne mesela? Şimdi yani 16, 20, 20 diyelim. Biz 20 tane kayıpları var şimdi de. Gerek yok abi bu kadar saçmalığa. Kalkanla malkanla geliyorsun. Gerek yok amcaoğlu. Dayıoğlu. Bu kadar taktiğe kasmaya gerek yok. Basacaksın, gireceksin. Sonunda şuraya geliyorlar ufak ufak. Bu savaş bu kadar uzun sürmesi beklediğim gibi değil. Hadi dayı ya. Hadi be. Hadi kurban olduklarım. Artık gelin de şurada bir savaşalım siz de ya. Aynen, diğer yarıktan girseler çok sıkıntı olmaz. Buradan biz karşılarız onu. Bizimkiler üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Zaten muhtemelen birazdan kaçma ihtimalleri yüksek. Bizimkiler işlerinden geçiyor ve bunlar aşağıda bekliyor abi. Bir dakika. Bizim kaç tane piyademiz var? 31 piyademiz var. Bir şey deneyeceğim. Ya da denemeyeyim ya. Piyadeleri alıp üstlerine gidecektim de. Çünkü bu okçu savaşına döndü. Saçma bir şekilde. Bu dayı ne yapıyor? Yani müthiş bir yapay zeka gerçekten. Şununla uğraşıyorlar. Şunu bekliyorlar. Şurada bir kule var. Onu bekliyorlar. Da ne gerek var ya? Duvar açık. Yani amcaoğlu ne gerek var? Beni de editte zorluyorsunuz. Yani geri kaçacaksınız zaten. Ben gidiyorum ya dışarı. Bizimkiler içeride dursun da ben bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Konuşamadım. Buna bir aksiyon lazım. Buraya bir aksiyon lazım. O yüzden o aksiyonu ben yapacağım. İnşallah paket olmam. Selamünaleyküm. Beni takip etsin abi bizim piyadeler. Şunların bir içinden geçelim ki bir savaşa da bir aksiyon gelsin. Ha. Güzel. Kaçmayın ama. Ama kaçmayın. Böyle kelleyi aldık. Güzel, bizim piyadeler de geliyor. Bir dakika abi. Çok da içeri girersek ağzımızı burnumuzu kırarlar gibi. Güzel, bizim piyadeler de geldi. Güzel hocam. En azından aksiyon oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Birazdan anlayacağız ki ben ölüyorum. Ölüyorum. Bir saniye.
Şöyle bir vurayım şuna. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir daha. O komutandı muhtemelen. Bir dakika abi. İçeri girdiler. Bir saniye. Çekil, çekil, çekil bakayım oradan. Çekil bakayım oradan. Çekil bakayım oradan. Ama vurmam lazım. Ama vurmam lazım. Şöyle. 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 Hasar yemeden. Abi. Abi bir dakika, bir dakika. Aradan bir geçmem gerekiyor. Şöyle geçtirken kelleyi de alalım şunu. Asker kaybettik. Oy, oy, oy. Çok fena vurdu. Gel bakayım sen buraya, gel. Gel. Heriflere saldırmıyor dedik. Ben dışarı çıkınca herifler aslan kesildi anasını satayım ya. Piyadelerin hepsini kaybettik herhalde. Bizim piyadelerin hepsini. Paket ettiler. Giriş var mı kalenin içine? Sanırım yok, hala o kuleyle uğraşıyorlar. Soldaki çatma kulesiyle uğraşıyorlar. Bizimkileri arkaya aldım. Önden ben yardırıyorum abi. Bizimkiler dışarı saldırıyor bak. Kafayı çıkardılar ha. Hiç komut falan da vermedim. Bir dakika abi, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Burada kalırsam paket olurum. Tamam, tamam. Biraz da aksiyonlu hale getirdiğimi düşünüyorum. Bu kale savunmasını. Buradan tepelerinde bineriz. Ver abi şuradan okları. Kaçıyorlar. Kaçın tabii. Belliydi zaten böyle olacağı da. Ne kadar asker kaybettik abi? Yine fazla asker kaybettik. Dışarıda saldırsaydık muhtemelen daha az asker kaybedecektik. Ama en azından bir kale savunması da görelim. Uzun süredir savunmuyoruz bir yeri. Muhtemelen savaş yorgunluğu 90 üzerine çıkmıştır diye düşünüyorum bundan sonra. Hala kuşatmaya devam ediyorlar ki askerleri bitmediği için. Dışarı saldırsak mı saldırmasak mı? Saldırsak mı saldırmasak mı? Evet, barış teklifiyle geldiler efendim. Barış teklifini kabul etmek istiyorum. Yani bir kale aldık. Bir kale aldık. Word mü? Değil. Değil. Ama en azından tek tarafla savaşacağız ve askerlerimizi güçlendireceğiz. Yani ordu limitimi, bu arada ordu limitimize de hiç bakmadık, asker sayı limitimize. Kaç olmuş? Ona da bir hemen şuradan bakalım. 278 adet asker alabiliyoruz. Bence maksimum seviyeye getirelim, sayıya getirelim askerlerimizi. Ondan sonra Rusların üstüne çökebiliriz diye düşünüyorum da bizim savaş yorgunluğumuz da çok bu arada ya. Nedir abi bizimkilerin birliklerine? Esir oldukları için. Gel abi sen kur. Bizim biraderlere bir kurduralım birliği. Salto'ya da kurduracağız. Tamam. Kursunlar, takılsınlar. Dediğim gibi asker falan vermeyeceğim. Beni ekstra sinirlendiriyor. Saltuk al işte haydutlarını, haydutların saldırısına uğramış, haydutların eline düşmüş. Biz bunlara güvenip bir de devlet kuruyoruz. İmparatorluk olacağız diyoruz da. Görüyorsunuz yani. Neyse. İşin şakası tabii bu da. Ama yine de bir sıçışları var ya. Bizimki mi kurdu? Bizimki kurdu. Tamam, kursunlar abi. Ordu moru takılsınlar. Onlar kendi arasında savaşsınlar. Sıkıntı değil. Biz de bu sırada güçlenelim. Şurada da bir adet köyümüz var. Oradaki askerlerimizi de alalım, toplayalım. Ver abi Osmanlı köylüsü, ver. Şu aşamada bir şey düşünemiyorum. Gönüllü, 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 gönüllü. Tamam. Rusları bitirebiliriz ya bu bölümde. Eğer herhangi bir problem yaşamazsak Rusları bitirebiliriz dostlar. Güzel. Bizimkisi esir almış. Bu nasıl asker ya? Adamın tutsak sayısı daha fazla. Ordusundaki askerde. Enteresan. Bir de Kırım'a bakalım. Kırım'da da asker vardır diye düşünüyorum. Sömürmedilerse. Full değil ama yine de işimize yarar. Ver abi. Köylüleri de ver. 191. Evet. Askerlerimizi de eğitelim. Umarım turnuva yoktur. Güzel. Turnuvanın olmaması güzel. Askerlerimizi de hemen eğittikten sonra Rusların üstüne bodozlama girebiliriz. Dediğim gibi tekim şu an. Maalesef ki bizimkiler. Hem benim kararlarım doğrultusunda hem de çevredeki devletler sayesinde diyeyim ben onu. Toparlanmamıza zaman tanımıyorlar dostlar. Toparlanabilmemiz için biraz böyle bir durağan olmamız lazım. İşte asker toplayacaklar, onları geliştirecekler de falan da filan da şehirlerin refahları falan filan derken yoğun bir savaş silsilesi var normal olarak. Tabii ki de güçlenmemiz de lazım. Yani böyle bir paradoks gibi değişik bir durumun içerisindeyiz ama halledeceğiz, halledeceğiz. Ona bir bakarız. Şu Ruslarla biz savaşımızı bitirebilirsek sağlıklı bir şekilde ona da bir ayar çekeceğiz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz oturur beraber düşünürüz. Ben doğru geliştirmeler yapıyorum değil mi şu an? Sanırım doğru geliştirmeler yapıyoruz. Silahtarlarımızı yapalım. Artık aslında Yeniçeri'ye de falan geçebiliriz gibi sanki. Ya daha böyle oturaklı bir orduya da geçiş yapabiliriz gibi geliyor bana. Bilmiyorum, belki Rus Savaşı'ndan sonra onu yapabiliriz. Sanırım bundan sonra kendileri de gelişeceklerdir diye düşünüyorum. Evet, eğitimimizi de bitirdik.
Artık Rusların üstüne salça olabiliriz gibi geliyor bana. 383 yiyeceğimiz erzağımız var. Çift elliden yeteneğimiz gelmiş. Güzel. Çift elli silahlar düşmanı öldürdüğünde senin tarafına yer alan askerler %30 savaş morali etkisi. Birlik limitini arttıracağım. Şu aralar çok fazla tutsak almıyoruz. Savaş yorgunluğu da eşitlenilebilecek seviyede. Şöyle Rusların üstüne doğru bir gidelim bakalım. Hatta şu kalemizi kuşatmışlar. Oraya bir desteğe yetişebilir miyiz bilmiyorum ama bir ufaktan bir yollanalım. Hatta ben de şöyle oyunu bir kaydedeyim. Gelişen yoldaşlarımız var. Yengeyi de var ya, orduyu birlik kurdurttuk da hiçbir şey yok. Kadını da suçlamak şimdi biraz saçma olur ama neyse. Bu ablayı da kurdurttuk. Birliği. Diğerlerini sinirlendiğim için bir bok beceremediklerini düşündüğüm için. Tamam abi sen takıl bunlara sonra bakarız ya. Şu savaşı bir atlatalım. Saltuk da bu arada iyi asker. Toplamış ha. 77 asker gayet iyi. Gayet iyi. Güzel. Şu tarafa doğru bir yollanalım. Mesafe biraz fazla doğal olarak. Bakalım bizimkilerin ordusu ne durumda abi? Onu çok merak ediyorum ya ben. Bizimkiler bir çatışıyor gibi sanki ama. Böyle bir sürekli bir bildirim bir şeyler alıyorum ben ama. Böyle bir geçelim. Tam aydatları şimdi sığınaklar mığınaklar bizim işimiz değil. Bizimkiler bir kuşatmaya gitmiş. Kafa kafaya çarpışıyorlar. Normal olarak işin içine ben girmedim de aslında güç olarak baktığın zaman normal. Bizimkilerin tokat yemesi de ama ben seni yakalarım. Ben seni yakalarım. Gel bakalım sen. Yapacak bir şey yok. Denedim en azından. Asker göndermeyeceğim. Defalarca bu sebepten dolayı büyük kayıplar verdik. O yüzden kendim saldıracağım. Şu an asker gönderebilecek potansiyelde değiliz. En azından eşit sayıda olduğumuz savaşlarda. Yani karşı tarafta bizim sayımızın eşit olduğu savaşlarda asker göndermek biraz mantıksız. Daha az askere sahip olan lordlar falan çıkarsa karşımıza o zaman asker göndeririz. Da burası niye böyle bu harita? Bir garip geldi bana bu harita. Şuradan mı dolanıyorsunuz siz? Şuradan gelecekler muhtemelen. Bizimkileri de şöyle tepeye yerleştirmeye gerek var mı? Burası bence çok müthiş bir yer karşılamak için. Şöyle yerleşin abi. Bizim baba yiğitler bir gelsin. Ki bunlar üstümüze gelmiyorlar zaten. Hatta şuraya yerleşsinler. Vurabilir miyiz? Bizimkiler buradan sıkar diye düşünüyorum ya. Yok, girmediniz mi range'e? Biraz daha öne alalım o zaman. Ulan sıkarsınız artık bence ya. Hı? Bu kadar yok mu ya sizin range'in? Ha, sıkmaya başladılar güzel. Siz niye sıkmıyorsunuz abi? Birazdan ben almamız lazım. Bakalım düşürebilecekler mi ya bizimkiler? Güzel, düşürmeye başladılar ufak ufak. Yapabileceğim bir şey yok. Yani ne kadar az asker kaybedersek o kadar iyi bizim için. Çok ağzımız yandı. Savaşlarda saçma saçma kararlar alıp çok asker kaybettiğimiz zaman savaşın ortasına gidip asker toplamak zorunda falan kalıyoruz. Aslında bu garnizonları uzak taraftaki, savaşa girdiğimiz devlete uzak topraklardaki, kalelerdeki, şehirlerdeki garnizonları bir bakıma yedek olarak da tutabiliriz. Yani asker yetiştirip oraya basarız. Asker bitince oradan takviye yaparız. Savaştan sonra tekrar yeniliriz. Sırf kaleyi veya şehri korumak için değil de dediğim gibi yedek olarak da kullanabiliriz. O da mantıklı. Şu an geldi aklıma. Daha önce niye böyle bir şey düşünmedim diye hatta. Çünkü o devlet atıyorum şimdi Ruslarla savaşıyoruz. Adamlar tutup da Kırım'a kadar giremezler. Arada daha çok fazla şehir, kale falan var. O yüzden dediğimi yapmak mantıklı olabilir. Ona bakacağım. Onu ben ayarlarım muhtemelen. Bölüm dışında ayarlarım onu. Size de söylerim. Onu bir sonraki bölümde yapabilirsiniz. Şu Ruslarla alakalı bir savaş. Rusların içinden bir geçelim de. Ne kadar kayıp verdikmişiz? Yine fena değil. Peki abi. Şuradan geliyorlar. Bana vuracaklar. Bana vurma, vurma, vurma. Güzel. Süvarilerin içinden geçtik. Zaten bunlar bizle baş edemedi ya. Ruslar bizle baş edemez. Artık bunların soyunu kurutmanın da zamanı geldi. Arkada okçular var. Aslında ben o okçuları halledebilirim ya. Bizimkiler şu piyadelerle bir uğraşsın. Ben şöyle ıhtan ıhtan arkaya gidip sizi bir halletsem fena olmaz gibi. Şöyle bir. Tabii bizimkileri de bir kontrol etmek lazım ya bu arada. Bir tane kalmış abi. Ölmedi mi lan o? Ben ikisine de vurdum sandım onda. Gel abi. Bir tane bile asker kaybetmedik. Gayet iyi. Muhtemelen o tek asker de ben olacağım şimdi. Saçmalık yapıyorum şu an. Dayı siz eridiniz ya. O taktik, kalkan taktik, makti boşuna. Ben size söyleyeyim yani. Ben sizi uyandırayım. Hiçbir şey değişmedi. Böyle ağızlarına, burnlarına vura vura saldırın artık. Şeyleri kalmadı zaten. Bir tane kaybımız var. Gayet iyi bence. Asker gönderseydik en az 10-15 diye olurdu diye düşünüyorum ben. Güzel. Böylelikle Rus savaşına da dahil olmuş olduk. Gel bakalım sen. 29 askeri de var da alsak mı ki üstümüze? Almayalım bence ya. Almayalım abi. Yok almayalım. Loot alırım ama. Loot alırım. Bu lootları da dağıtacağım. Yani satacağım. Çok fazla loot var üstümüzde çünkü. Zula'da, Mula'da falan hepsiyle beraber. Siz ne yapıyorsunuz bakayım aslan parçaları?
Siz niye bu kadar çok asker kaybediyorsunuz ya? Hı? Aa, zaten bitmiş. Güzel, bitirmişler zaten, almışlar. Orayı halledersiniz abi siz. Benim işim daha çok şehirlerle olacak. Novgorod'dan başlayalım ya. Vijandi yerleşken. Köy mü burası abi? Vijandi dedi. Aynen, köy. Sıkıntı yok. Bizimkiler halleder. Yine şaka maka iyi alıyorlar ha. Gerçi Ruslara karşı yapıyorlar ama yine kale male alıyorlar ha. Yasin, Vladimir. Vladimir'e vereceğim. Çoğu beni destekliyor ama almayacağım abi üstüme. Sağlam. Yani o taraflarda dediğim gibi birkaç bölüm öncesinde söylemiştim. Yani bu taraflar çok umurumda değil. İlk şu aşamada. Yani buraya dediğim gibi sınır bölgelerine, lordlara yapıştırırız abi. Ben daha çok bu tarafla ilgileniyorum. Bu tarafla ilgileniyorum. Orası da yakın gibi duruyor. Bilmiyorum artık yani. Savunan 545. Güzel bir savaş olacak. Güzel bir savaş olacak. Kuşat abi. Muhtemelen bu kaç tane şehri var bilmiyorum. Şimdi çıkmak istemiyorum ama 2 ya da 3 olması lazım. Bu 2 ve 3 şehri aldıktan sonra komple bitiriyoruz Rusları. Burada trebüşe mürebüşe yapmadık biz. Niye yapmadım ben onları ya? Onları niye yapmadım ben? Unuttum. Bir oyunu da bir kaydedeyim de yine hata almak istemiyorum. Devam abi. Yapın bakalım trebüşeleri. Yapar yapmaz bir durduracağım. Tamam, bütün hepsini yaptık trebüşeleri. Onları da tek tek koyalım. Toplu bir şekilde saldırsınlar bakalım, bir kırsınlar. Kırabilecekler mi ki? Kırarlar. Ordu geliyor da, bizimkilerin ordusu geliyor da bana desteğe gelmiyor herhalde o ya. Yok, bana desteğe gelmiyor. O gittiler. Herhalde kale savunmasına mı yardım ediyorlar? Yok, bana geldi, bana destek. Ne yapıyor lan bu? Bir de öyle bir ordu mu olur lan? 160 kişilik ordu mu kurulur oğlum? Aldığınız kaleyi geri mi aldı bunlar? Sanırım geri aldılar ha. Neyse, gidelim abi. Yardığımız deliklerden mevzuya giriş yapalım. Siz zaten herhalde otomatik olarak basic yapacaksınız da direkt ben size saldırtayım ya. Saldırın direkt siz. Gedik burada. İki gedik de burada. Biraz aslında yayda kasabiliriz ya. Bir dakika. Şuradan bir ineyim. Bir dakika. Hasar yemeden. Bunların bir kelleleri alalım. Bunları şöyle avlamak var ya, o kadar çok zevk ve haz veriyor ki bana şu an. Anlatamam size. Arbelet mi lan o? İlk defa arbeletli asker görüyorum ha. Kaldır abi kafayı. Kafayı kaldır. Ama siz bokunu çıkardınız aga. Bokunu çıkardınız. Gel bakalım. Kelleye bir adet. Senin... Bir dakika. Bizimkiler girdi mi ya bu arada? Siz giremiyorsunuz mu lan buradan? Şaka mısınız oğlum siz? Çıkamıyorsunuz mu buradan? Çıkılıyor. Niye orada saçma saçma hareketler yapıyorsunuz? Bunları mı bekliyordunuz yoksa? Abi vuramıyoruz ki. Ben içeri gireceğim ya. Çekil bakayım. Şu an sağ tarafa o kadar çok gitmek istiyorum ki anlatamam size. Ama ağzımı burnumu kıracaklar. Önce şurayı halledelim. Gel abi sen. Seni gördüm. Seni gördüm. Aa, arkaya bak. Aa. Şu var ya. Gel bakalım. Fazla asker kaybettik. Yine fazla asker kaybettik ama savunanlar çok fazlaydı. Çok normal. Kaçıyorlar abi. Bayağı kaçıyorlar. Hatta kaçıyorlar değil, kaçmışlar bile. Dayı, o kalkan seni ne zamana kadar tutacak acaba? Bir Osmanlı hükümdarı olarak fetihlere katılıyoruz. Güzel, güzel. Genişliyoruz. Herhalde 3. posta bu Rus savaşı. 4 de olabilir, bilmiyorum. Bir tane kaybolan bölüm vardı. Orada da bir defa falan savaştım herhalde o lavuklarla. Artık boku çıktı. Boku çıktı. Dediğim gibi eğer herhangi bir sıkıntı yaşamaz isek Rusları bu bölümde bitiriyoruz arkadaşlar. Buna da asker göndereceğim artık. Yani dayıoğlu. Anladın mı? Onunla bile o kadar çok kayıp verdiniz. Sizi alacağım. Sizi burada garnizona bırakacağım. Loot'u alsak mı? Hadi loot'u da alalım. Merhamet göster. Şimdilik kendimi alacağım. Çünkü bizimkiler o kadar çok fazla toprağa kaldıramıyorlar. Böyle garnizonu yönet dedikten sonra at abi. Ben burada niye herhangi bir komutan esir almadım? Bunlar burada sadece şeyler mi vardı? Milisler mi vardı acaba? Sanırım sadece milisler vardı. Tamam. Zindana git. Tutsakları yönet desek. Bunu da şuraya bırakalım. Nedir abi savaş yorgunlukları? Savaşa biraz geç dahil olduğum için bizimkisi 40'a kadar çıktı. Bizimkiler... Yok, vermemişler kaleyi. Aynen, kaleyi vermemişler. Şurada bir adet kale var. Güzel, mekanı güzel gibi duruyor. Siz buraya... Sen o şehri kuşatmaya geleceksin. O yüzden ben şimdi sana bir salça olayım. Dayı, bunların hepsi de birbirine benziyor ya. Akrabaymış bir de. Bunu asker göndereceğim arkadaşlar. Ver, loot'u da ver. Daha alanımız var. Alırız hepsini. Bayağı bir yavaşlattı bizi ama ya. Zindana git, tutsakları yönet. Allah yolu seninle. Sizin gücünüzün durumu nedir? Şöyle bir bakacağım. Hala 1500 güçleri var. Propaganda Reckless. Yok abi, barış yok ya. Barış yok.
Hala saldırdım. Abi 18 kişiyle mi saldırıyorsun Evet ben... gerçekten ya? Bak bak şimdi. Aa direkt 3 oldu lan. Niye böyle oldu bu? Niye 3 geldi bu? Savaşta olduğum için ve kafalarına bastığım için mi acaba? Muhtemelen onunla alakalı olabilir lan. Bir deneyelim mi diğerlerine de? Bak merak ettim ha. Ne kadar klanın kaldı abi senin? Gel bakalım. Bunlar bir gelsin bakalım. Hepinizi bir tekrar deneyelim. Bir posta daha. Bu hanımefendi sanırım benim tutsağım. Emin değilim. Gel abi sen de. İlla ki şunlar herhalde paralı askerleri arkadaşlar. Gelsinler bakalım ya. Bir konuşalım bakalım ya. Yine kuşattılar bir Bismillah. yeri. Saçma bir şey yapıyorlar herhalde. Bu daha önce ikna etmeye çalışmışız. Başarısız olmuşuz. Nereye kuşattıklarına bakacağım. Novgorod'u kuşatmışlar. Belliydi zaten böyle bir şey olacağı. Gel bakalım. Memnunsan yapacak bir şey yok. Kellen gidecek o zaman. Bir de nasıl memnunsun hala kurban olduğum. Nasıl Sağ memnunsun? ol. Ağzınızı burnunuzu Nasıl? kırıyorum her defasında. Bak. %8 ne ya? %8 ne dayı? Yok muydu daha düşüğü? Yani %100 verirsin. %8 verdikten sonra çok normal bence. Kritik başarı veriyorsun da dayı. Çok geç artık ya. Çok geç artık yani. %8 çok az bu arada ya. Olmaması lazım. %8 ne ya? Bak gideceğim muhtemelen. Yine iyi lan. Yine iyi ha. Şş, bizimki Nasta var ya. Harbi baba yiğit çıktı ha. 184 kişiyle 76 kişiyle kafa atıyor. Baba 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 baba. Hadi gidelim ya bu savaşı yapalım. Sayıca fazlayız da çok da fazla asker kaybetmek istemiyorum. İşin içine yoldaş veya başka bir lord falan girince daha fazla asker kaybediyoruz. Çünkü onun da istatistikleri devreye giriyor. Böyle bir oyun bir kafayı yiyor. Benim askerim çok olduğu için en çok asker benden gidiyor falan. Anladınız siz. Sizin de aklınıza bulunsun. Ne oluyor lan orada? Bağırıyorlar falan. Oklardan dolayı mı bağırıyorlar? Bir de yavaş yavaş yürüyor garibimler. Garibim ya. Garip lan bunlar. Bir de yavaş yavaş yürüyor okçu falan bile bunlar böyle yavaş yavaş yürüyorlar ha. Yazık lan size. Vallahi yazık lan size. Vallahi yazık lan size. Aldım, aldım. Acıdı mı? Herifler var ya acıdı. Vallahi acıdı mı? Kalkanlı malkanı çekiyorlar. Paçavra giymiş üstüne. Savaşa gelmiş. Garip. Baksana. Şuna bir manzara var ya. Ekmek gibi harcıyoruz herifleri ha. Yazık lan heriflere. Acıdım lan Allah Allah bakma. Niye böyle oldu? Böyle bir buruğum şu an ya Ruslara karşı. At üstünde arbalet mi kullanıyorsun lan sen? Sen nasıl bir şeysin ya? Vallaha var ya. At üstünde arbalet. Güzel. Oğlum bu nasıl bir bıyık lan? Himil. Paralı asker herhalde. Bir de bunlarla konuşacaktım ben. Muhtemelen birkaçıyla da şey yaptık biz de. Da talk yani konuşmak için çağırdım muhtemelen de. Zaten %100'e geldi. Ama yok barış yok. Zindana git. Bunları da bir salalım. Çıkış yapacağım. Bize bir yetenek yine çift elliden gelmiş. Hızına 20 al, %20 hasar bonusu artı 5 can birliğindeki askerler artı 5 can puanı mı? Yaya. Can puanı ya. Can puanı verelim ya canımız artsın. Evet ne yapacaktık? Ha geldi. Okey. Buna da denemiştik muhtemelen. Aa bak geldi. Tutsun be. Tutmadı be. Tutsun be. Bir tane kritik patlatmamız lazım. Başarabilir miyiz ya? %84. Bak %84 de eğer iptal olmazsan senin ağzını burnunu merhamet ve çıkarcı. Ah güzel. Bir tane daha tarafımıza lord çekmeyi başardık. Bitiriyoruz uçları. Garibim hiç askeri maskeri de yok herhalde. Hepsini bizimkiler mahvetmiş ya. Bunlar kaç seviye bu arada? Ben bunların da hepsini hiç bakmadan çekiyorum da arkadaşlar. Şu var 3 seviye. Bunu keşke çekmeseydik. 2 kişi bu var 3 seviye. İyi yine iyiler. Bizimkiler en azından 2 seviye anasını satayım. Bu çabuk bak. Bu Vladimir fena. Vladimir fena. Vladimir fena. Ajin gidiyor zaten kovalıyor onu. Hatta bir hazır böyle bir diplomasiye de girmişken acep Bizans'tan falan da mı tekrar bir denesek? Ne diyorsunuz dostlar? Bence deneyebiliriz gibi sanki ya. Belki birkaç tane daha lord çekebiliriz diye düşünüyorum etrafıma. Çünkü hoşuma gitti gelmeleri. Muhtemelen çok güçsüz olduklarından dolayı geliyorlar. Hatta Bizans'tan dediğim gibi birkaç tane bir deneyelim bakalım. Bizans'tan bir lord çekmeyi deneyelim tarafımıza. Dayı seni hep deniyorum ben de Stefanos. Bence şimdiden benim tarafıma katılmalısınız. Katılmanız lazım çünkü hepinizi. Tamam şimdilik yeter. Sanırım en sonuncusu paralı askerdi zaten. Tamam bu daha şey olmamış. Oyunda bir kaydedelim de sonrasında sıkıntı yaşamayalım ya. Bu artık iyice paranoyaklaştım hata verecek gidecek kayıt mayıt diye sürekli save alıyorum. Sanırım Bizans'ta çekemiyoruz ya. Bir tane çekseydik çok hoş olacaktı. Böyle tatmin Bismillah. olacaktım ben de.
Memnun olursun tabii anasını satayım. Adam akıllı biriyle savaşmıyorsunuz. Sürekli böyle bir para yeme derdindesiniz. Millete salça oluyorsunuz. Memnun olursun tabii. Evet, bundan bahsediyordum. Allah'tan save aldım ki bak, öngörü. Save aldım ki böyle bir hatayla karşılaşmamak için, ama gerçekten sinir bozucu. Derken uzun bir beklemenin ardından geldi kendisi. Tamam, ele geçirdim. Bu da kabul etmedi. Barış mı yaptılar bizimkiler ya? Ben bunun bug'a girdi ya. Vallahi bug'a girdi. Ben seçmedim. Ben bir de bunlara şey falan ödüyorsam iyice kafayı kırarım bu arada. Ha, haraç alıyoruz da. Ben bitirme taraftarıydım Ruslara ama loading screen ekranında kaldı. Eleman gelince otomatik barış yapmış olarak gözüktü. Herhalde orada bir şeye falan tıkladım ben. Bilmiyorum ama neye tıkladığımı. Bir farklı bir fantastik bir şeyler oldu. Hazır böyle de olmuşken devam eden makam daha. Lord çağırdık mı biz yanımıza? Konuşacağımız varmış daha. Kontas. Kontas da gelmedi. Neyse, en azından iki tane çektik değil mi? İki tane çektik tarafımıza galiba, evet. Güzel. İki tane lord çekmeyi başardık. Ruslardan da bir şehir, yanlış hatırlamıyor isem de bir, hatta iki şehir almışız. Riga'yı da almış bizimkiler. Evet. Abi hiçbir şey kalmamış o zaman bunların ya. Bir kale bir şehri kalmış. Evet, bir kale bir şehirleri kalmış Rusların. Şöyle diplomasiden de bir güçlerine bakalım. Yani bizim gücümüze 4 kaya çıktı. Daha da çok çıkacaktır. Evet efendim, ben bu bölümü burada bitireyim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.